Meydanlarda, AVM'lerde, doksunlarda açıyoruz. Şeylerimiz var. Büyükşehir Belediye Başkanım, İl Sağlık Müdürüm, Sayın Protokol ve değerli katılımcılar, Sağlık Bakanlığı Yaşama Yol Ver kampanyamızın tanıtım programına hoş geldiniz. Adım Elif Babacan, Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde basın haklı işler sorumlusu olarak çalışıyorum. Bugün size sunum yapacağız. Programımızla ilgili bilgi vermek istiyorum öncelikle. Öncelikle programımız açılış konuşmalarıyla başlayacak. Daha sonrasında 112'nin tanıtımı ile ilgili başhekimimiz Eray Bey sunum yapacak. Ve ardından da kampanya ile ilgili ben sizlere sunum yapacağım. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Sayın Sağlık Müdürümüz Uzman Doktor Kemal Süleyman'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım ve kıymetli hazirim, hepiniz hoş geldiniz. Burada yıl boyunca devam edecek olan kampanyamızda temel amacımız acil sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak, acil vakalarda acil vakaya ulaşımının önemini topluma benimsetmek, bu konuda farkındalık oluşturmak. Bu maksatla ilimizde bu kampanyayı başlatmış oluyoruz. Öncelikli olarak trafikte ambulanslarımıza geçiş üstünlüğü sağlanması, ardından da 112 komuta kontrol merkezlerinin gereksiz aranmalarını önlemek. Temel iki amacımız bu. Bu konularda sizlerin desteğini bekliyoruz. Kampanyanın hayırlı olmasını diliyorum. Katılımlarınızdan dolayı da hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Süleyman'a teşekkür ediyoruz. Konuşmasını yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uzman Doktor Orhan Fevzi Gümrüçoğlu'nu kürsüye arz ediyorum. Sayın Vali, Ticaret Sanayi Odamızın çok kıymetli başkanı, Sayın Emniyet Müdürü, Milli Eğitim Müdürü, Orta Hisarımızın Çalışkan Kaymakamı, Halk Sağlığı Müdürümüz burada, AFAD Müdürümüz burada, Kızılay Başkanımız burada ve Sağlığımızın Genel Sekreteri, bütün ilimizde sağlığı yöneten Halit Çınarka meslektaşımız burada. Çok kıymetli meslektaşlarımızın tümü sayın müdürlerimiz, hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, hemşirelerimiz, ATT'lerimiz, ambulanslarımızı süren şoförlerimiz, hepimiz bir aradayız. Hanımefendi bana içinizden gelmiş birisi olduğum için söz verdi Sayın Valim. Aslında burada otururken aklımdan hep şunlar geçti. Yıl 2002'ydi Sayın Valim. Sağlık Bakanlığı yeni bir görev değişimiyle görev devralmıştı. Biz de acizane Sağlık Bakanlığı'nın Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü idi. İlk defa Türkiye'de 400 yeni tam donanımlı ambulansı Hudut Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün bütçesinden Sağlık Bakanlığı'na almış idik. Sonra çok büyük miktarlarda devam edildi. O zamana kadar maalesef hepimizin, arkadaşlarımızın yaşadığı bir gerçek vardı. Ambulanslarımız bir yerden davet edildiği zaman dizel yakıtımız yok deniliyordu ve hasta sahibi o yakıtı temin edeceğini ifade etse de ambulansların donanımı bir hastayı alındığı noktadan bir sağlık kuruluşuna yetiştirene kadar donanımını, medikal müdahalesini sağlayabilecek bütün teçhizattan yoksundu. O günlerden bugünlere gelindi. Yani şimdi yurt dışından da sizlerin de malumu olduğu gibi bir ambulans uçak vatandaşımızı alabiliyor. Bir ambulans helikopter şehrimizde de yaylalarımızdan da veya bir trafik kazasında inebildiği her yerden de
iklim şartları müsait olduğunda insanlarımızı hayata verilen önem münasebetiyle taşıyabiliyor. Allah'a şükürolsun 2002'den beri hepimizin gayretleriyle birlikte böyle bir seviyeye geldik. Ama ambulans uçağımız, ambulans helikopterimiz olan ülkemizde en önemli ve en yoğun olanı da kara ambulansı vasıtasıyla en çok sayıda insana ulaşabilmek ve onu sağlıkla, acil müdahale şartları altında bir sağlık kuruluşuna ulaştırabilmek. Bu bakımdan bugün yapılan bu program öncesinde Sayın Sağlık Müdürümüz Uzman Doktor Kemal Süleyman Bey geçen hafta yine bir meslektaşlıkla bizi ziyaret ettiğinde mutlaka 112 sorumlu müdürümüz bunlardan size bahsedecektir. Bir tek hususu ben söylemek istiyorum ki müracaatların 112'ye müracaatların %95'i dedi. Yani hakikaten çok çok üzücü bir rakam. Sağlıkla ilgisi olmayan aramalar. Bunu inşallah bu bilinçlendirme, bu programla da belli oranda azaltmak mümkün olabilir. Bütün yıl boyu devam edecek olduğunu söylemesi hanımefendinin çok güzel bir iş. Sayın Müdürümüzün de vurguladığı gibi. Ve en önemli olan da sayısal olarak karayollarında hayata ulaştırmaya çalıştığı insanları önündeki trafik engelinden ötürü kaybetmemek. O günlerden bugünlere gelen bütün bu işlerin içinde ben sadece bütün bu imkanları temin eden, her zaman sağlıkta dönüşümün arkasında duran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın o zaman başbakandı ve her zaman bu iş hizmetimizin sonuna kadar arkasında durdu. Şimdiki Sayın Başbakanımızın, daha önceki sağlık bakanlarımızın ve 2002'den beri o bakanlıkta bu dönüşümleri ana kurgulayıcı olarak sürdüren o zamanki bakanımız Sayın Profesör Doktor Recep Akdağ, şimdiki bakanımız Sayın Mehmet Müezzinoğlu, bütün başhekimlerimiz, bütün çalışanları ve bu işin sessiz kahramanları, o hastayı ilk alan AFT'sinden şoförüne kadar, hemşiremizden acil tıp teknisyenimizin tümüne kadar hepsini, sağlık memuru, sağlık teknisyenimizi, hemşirelerimizi o gizli kahramanları, sessiz kahramanları kutluyor. İnşallah bu bir yıl içinde bu güzel programlarla birlikte yolunun her zaman, 112 ambulans yolunun her zaman açık olmasını toplum olarak temin etmek ümidiyle katkısı olan, programı düzenleyen herkesi tebrik ediyor, saygılar sunuyorum. Sayın Gümrükçoğlu'na teşekkür ediyoruz. Konuşmasını yapmak üzere Sayın Valim Abdülcelil Üzü kürsüye davet ediyorum, arz ediyorum. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilimizin değerli yöneticileri, sağlık teşkilatımızın değerli yöneticileri ve çalışanları, değerli misafirler, aslında son derece hayati bir konuda önemli bir soruna toplumsal bir seferberlik başlatmak üzere yürütülen Yaşama Yol Ver kampanyasının ilimizdeki ilk tanıtımına hepiniz hoş geldiniz. Tabi burada iki boyut var. Birincisi var olan 112 komuta kontrol merkezi ve numaralarının lüzumsuz aranması konusunda genel bir toplumsal seferberlik oluşturulması. İkincisi aslında toplumsal olarak genel anlamda sabırsızlığımız ve birbirimize saygıdaki eksikliğimizin özellikle yaşama tutunmaya çalışan insanlara hizmet eden ambulanslarımıza yönelik daha hassas davranmamız konusunda dikkat çekilmez. Bu konu gerçekten çok önemli. Hiçbirimizin iş yoğunluğu, yetişmesi gereken işi, mazereti bir ambulans içerisinde yaşama tutunmaya çalışan bir insanın hayatı kadar önemli değildir. Dolayısıyla bu konuda gerçekten genel anlamda olduğu gibi toplumsal olarak ciddi bir duyarlılığa ihtiyacımız var ve bu kampanya bu anlamda çok önemli. Bu kampanya kapsamında biraz sonra detayları verecektir arkadaşlarımız.
hem şoför esnafına yönelik toplu taşıma araçlarıyla ilgili hem de bireysel olarak her bir vatandaşımıza yönelik bilgilendirme ve farkındalığa yönelik faaliyetler yürütülecek ve yine okullarımızda ilkokuldan liseye kadar bütün öğrencilerimize, geleceğin yetişkinlerine ve şoförlerine bu anlamda ciddi bir bilinçlendirme faaliyeti yürütülecektir. Tabii ülkemizde aslında sağlık hizmetlerindeki önemli değişim dönüşümün ve bu hizmeti yürütenlerin zihniyetindeki yaşanan bu değişim ve dönüşümün en önemli alanlarından birisi de acil yardım hizmetleri. Az önce değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız işin içinden gelen birisi olarak belli bilgileri verdi. Hakikaten biz bundan 15 yıl önce Avrupa'dan Türkiye'ye yönelik Avrupalı vatandaşlara yürütülen acil çağrı hizmetlerini ambulans, uçak ve helikopterle gelip burada onları almalarını büyük bir özentiyle hep konuşurduk. Artık Türkiye bu anlamda gerçekten çok güçlendi. Değişim ve dönüşümde büyük başarı elde etti. Artık vatandaşlarımız bizim için, devletimiz için çok daha kıymetli. Dolayısıyla bu anlamda önemli yatırımlar yapıldı ve bu yatırımların içini bu salonda bulunan ve bulunmayan bütün sağlık mensuplarımızla beraber bir büyük bir fedakarlıkla doldurmak ve insanlarımıza canla başla hizmet etmek için gayret gösteriyoruz. Tabi bu anlamda, bu alanda önemli dönüşümlerimizden birisi de acil çağrı hizmetlerinin tek çatı altında toplanması faaliyetleri. Bu anlamda hepimizin bildiği gibi Amerika'da 911, Avrupa'da 112 numarası ortak çağrı hizmetleri olarak kullanılıyor. Burada gerek ambulans, yangın, polis, jandarma, bütün acil çağrı gerektiren hizmetler tek numaradan ve tek merkezden yürütülüyor. Türkiye'de bu iki ille başladı. Şu anda yaklaşık 8-10 ilimize ulaştı. İnşallah Trabzon ilimizde de biz bununla ilgili yer sıkıntımız vardı. Yer tahsisi aşamasını geçtik. Arkadaşlarımız projede son aşamaya çalışıyorlar. Bu gerçekleştikten sonra ambulans servisimiz 112 bugünkü anlamda, polis, jandarma, itfaiye, orman yangınları ve diğer bütün alanlardaki acil çağrı hizmetlerini tek merkezden daha sistematik, daha teknik donanımıyla yürütmeyi hedefliyoruz. Ve o zaman şu kolaylığımız da olacak, dijital haritalarla ve ekranlarla ve dijital sistemlerle gelen çağrının görüntülü olarak takibi, çağrı yerine ulaşım ve çağrı yerinden hastaneye veya diğer ihtiyaç olan alanlara ulaşım konusunu dijital olarak takip etme imkanımız olacak. Dolayısıyla bu sistemi kurduğumuz zaman daha başarılı, daha koordineli ve çağrının adresine daha çabuk ulaşan bir sistemi inşallah hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Ben tabii bu genel bilgiden sonra bu kampanyanın tekrar önemini vurgulamak istiyorum. Bakanlığımızın bu anlamlı kampanyasına şehrimizdeki bütün kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, Ticaret Odası Başkanımız, Kızılay Başkanımız ve diğer bütün kurum temsilcileri, oda temsilcilerimiz de burada. Ve tabii ki her bir vatandaşımız büyük bir duyarlılıkla sahip çıkacağız ve bu hizmetlerin daha etkin yürütülmesi için bu seferberlikte katkıda bulunacağız. Ben tekrar emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Sağlık dolu bir gün ve yıl diliyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Valimize konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi Trabzon 112 tanıtım sunumu yapmak üzere 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Yusuf Eray Uslu'yu kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Büyükşehir, Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Sağlık Müdürü ve kurumlarımızın değerli yöneticileri ve değerli kıymetli çalışanlarımız, hepinize hoş geldiniz diyorum. Aralık ayının ilk haftası Acil Sağlık Hizmetleri haftası.
bu toplantı vesilesiyle de bu haftamızı tebrik ediyorum. Benim sunumum iki bölümden oluşacak. İlkinde ambulans servisimizle ilgili genel bir takım bilgilerden bahsetmek istiyorum. İkincisinde de Sağlık Bakanlığımız tarafından başlatılan medya kampanyasıyla ilgili genel bilgileri iletmek istiyorum. Trabzon İl Ambulans Servisi 1994 yılında 212 acil sağlık hizmetleri istasyonuyla kurulmuştur. Halen Trabzon kent merkezinde 9 adet, ilçelerimizde 21 adet olmak üzere 30 kara ambulans istasyonumuz mevcuttur. İlaveten 1 adet de hava ambulans, helikopter ambulans istasyonumuz mevcuttur. İstasyonlarımızın yıl bazında dağılımını görmekteyiz. İhtiyacın artmasına bağlı olarak da her yıl ekip sayımızda bir artış söz konusudur. Bu haritada da ilimiz genelinde acil sağlık hizmetleri istasyonlarımızın dağılımını görmekteyiz. İl Ambulans Servisi başhekimliğimiz bir komuta kontrol merkezi, ortak çağrı, acil çağrı merkezinden, ilaveten istasyonlardan ve idari birimden müteşekkildir. Çağrı merkezimiz 2000 yılında 4 aktif operatör ile göreve başlamıştır. 2010 yılından itibaren aktif operatör sayısı 6'ya kadar yükseltilmiştir. 2013 yılında çağrı merkezimiz IP tabanlı sisteme kavuşturulmuştur. Şu an itibariyle ASOS dediğimiz acil sağlık hizmetleri otomasyon sistemi, ilaveten ARMOCOM dediğimiz acil çağrı kayıt operasyon yönetim sistemleriyle, otomasyon sistemleriyle yürütülen bir hizmettir. Gelen çağrılarla ilgili bir takım bilgileri ifade etmek gerekirse, 2014 yılında toplam çağrı sayısı 1.166.000, 2014 yılındaki günlük ortalama çağrı ise 3.195 civarındadır. 2015 yılında 11 aylık toplam çağrı 960.000 civarındadır. Yine 11 aylık dönemdeki günlük çağrı sayısı 2.800 civarındadır. Yıllık vaka sayıları, yani ambulans ile olay yerinden, evinden, hastaneler arası müdahil olunan hasta sayılarını değerlendirecek olursak, tamamlanan 2014 yılı için bu rakam 57.700'dür. 2014 yılı günlük vaka sayısı dolayısıyla 158 vakadır her gün için. 2015 yılının ilk 11 ayında ise toplam vaka sayımız 56.700 civarındadır. Ve günlük vaka sayısı da 170 rakamına ulaşmış durumdadır. Bu rakam yaz ve kış döneminde farklılık arz etmektedir. Yaz döneminde 190'a kadar yükselen vaka sayısı kış döneminde 160'lar civarındadır. 2015 yıl sonu tahmini rakamımız 61.000 civarında bir hasta müdahalesiyle sonuçlanacağı yönündedir. Bu grafikte de yıllık olarak yıllar bazında vaka sayılarındaki artışı görmekteyiz. Her yıl ortalama ülke genelinde de bu şekilde olmak üzere %20 boyutunda acil vaka sayıları artış göstermektedir. Helikopter ambulansımız 2009 yılından beri hizmettedir ve sahil bandındaki Hızır Bey Heliport alanında konuşlanmış durumdadır. Helikopter ambulanslar bakanlığımız tarafından tüm ülke genelinde görevlendirilebilmektedir. İlimiz genelinde ise, İl Ambulans Servisi Başhekimliğimiz özelinde ise bölge illerimiz nezdinde görevlendirme söz konusudur. Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin illerine ve ilimize helikopter ambulansı ilimizden sağlamaktadır. 2009 yılından itibaren günümüze kadar toplam 699 helikopter ambulans görevi söz konusu olmuştur ve nakledilen, taşınan, helikopterle nakli yapılan hasta sayısı 623'e ulaşmıştır. Helikopter ambulansımız gün doğumu, gün batımı kuralına göre çalışmaktadır. Henüz sivil havacılık kuralları kapsamında gece uçuşları olmadığından dolayı bu yönde bir uygulama mevcuttur. Meteorolojik koşullar helikopter ambulans uçuş süresini etkilemektedir. Toplam bu süre zarfında 1000 saatin üzerinde bir uçuş gerçekleştirmiştir. Sağlık Bakanlığımızın acil sağlık hizmetlerini denetlerken ve değerlendirirken baz aldığı kriterlerden en önemlisi vaka ulaşım süreleridir. Kentsel alanlarda ilk 10 dakikada %90'lık bir ulaşım hedefi ülke genelinde hedeflenmektedir. Bu oran kırsal alanlarda ise ilk 30 dakikada %90 oranındaki vakaya ulaşımdır. İlaveten bakanlığımız tarafından acil sağlık hizmetleri istasyonları açılırken 50 bin nüfusa bir istasyon düşecek şekilde ülke genelinde planlama yürütülmektedir. Bu rakamların elimizdeki karşılığı ise
25 bin nüfusa ilimizde bir istasyon düşmektedir. Acil sağlık hizmetleri istasyonu düşmektedir. Ve 2015 yılının yine ilk 10 aylık dönemi için kentsel bölgede %93'lük bir ulaşım aralığımız bulunmaktadır ilk 10 dakikada. Kırsal bölgede ise rakamımız ülke genelinde olduğu gibi %84 oranında hedeflerinin biraz daha altındadır. İlimiz hepimizin bildiği üzere dağlık bir coğrafi yapıya sahip, engebeli arazi koşullarına sahip. Ancak yerleşim dağınık ve yurdumuzun diğer geri kalan bölgelerine oranla da oldukça da kesiftir. Burada bir kırsal alan görüntüsü var ilimizden. Gördüğümüz gibi kentsel alandakini biraz daha...